Şeffen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere çift taraflı kullanabileceğiniz bademli tığ örgümüzün nasıl yapıldığını göstereceğim. Özellikle bayan yeleklerinde çok kullanılan bir model ve oldukça sık sorulan bir modeldi. Çalışıp sizlere de göstermek istedim. Örgümüzün bir yüzü bu. Diğer yüzü de bu. Hangi yüzünü kullanacağınız tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. İstediğiniz yüzünde kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu yüzde böyle biraz sanki kabartmalı gibi. Öncelikle eğer bu yüzünü de kullanacaksanız lastik kısmındaki şöyle ben kenarına mesela bir 3-4 sıra 3-4 ilmek trabzan yaptım lastik olarak. Lastik olarak koyduğunuz kısmı da aynı şekilde örmeniz lazım. Eğer bu yüzünü kullanacaksanız. Ama bu yüzünü kullanacaksanız fark etmez. Lastik kısmını normal olarak da batabilirsiniz. Şimdi isterseniz modelimizin yapılışına geçelim. Ben öncelikle ince tiftik bir iple çalıştım. Angora türü bir iple çalıştım. Bunun angora türü bir iple çalışılmış halinde görün istedim. Şimdi kalın bir iple çalışacağım ki orta kalınlıkta bir iple nasıl durduğunu da görün. Hem de yapılışını daha iyi anlayın diye. Ben öncelikle bir sıra üçlü trabzan giderek modelimi hazırladım. Şimdi üzerine devam ediyorum. Yani bu kısmını lastik olarak, etek ucu olarak sayabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Örgümün şu şekilde, şu ilmeğimin tepesine girmiyorum. Şu şekilde İçinden örüyorum. İlmeklerimin tepelerine batmıyorum. İçinden geçerek örüyorum. 2 3 4 Şimdi 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Arada 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzanımın tepesine batıyorum bu sefer. Arada 3 tane zincirim var. Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. 1 2 3. trabzanı şu şekilde tekrar başına batmıyorum, arasından geçiyorum. Sekiz tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Dediğim gibi ilmeklerimin tepesine batmıyorum. Sadece şöyle içinden alarak yapıyorum. 2, 4, 6, 7 ve 8 tane oldu. 2 tane zincirimi yaptım. Tekrar 1, 2, 3. trabzanımın tepesine battım. Arada tekrar 3 tane zincirim var. Aynı yuvaya tekrar battım. 2 tane zincir çektim. Battığım trabzandan sonra sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanıma girdim. Yanlara yarım model uyguladım.
Yanlara zaten mecburen yarım model uygulamak zorundasınız. Tekrar üst zincir çekerek örgümü çevirdim. Bu sefer de örgümün biraz önceki gibi şöyle içinden değil, arka tarafından giriyorum. Bu yüzde de örgümün arka yüzünden arasından alarak örüyorum. Bakın şu şekilde. Son ilmeğimi örmüyorum. Tekrar arada iki tane zincirim var. Bu sefer de şu yaptığım yuvaya batarak 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. Benim şu anda ördüğüm ipim biraz kalınca bir ip. Rahatlıkla görmenizi sağlamak için kalın bir iple yapıyorum. Dediğim gibi angora ipleri tercih etmenizi tavsiye ederim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Tekrar 2 zincirim var. İlk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımı şu şekilde giriyorum. Yani kenarlardan birer trabzan eksiltmiş oluyorum. Sonuncu trabzanımı da yaptım. En son trabzanımı atlıyorum. İki tane zincir. Tekrar 10 tane hani şuradaki gibi trabzanımı yapıyorum. Modeli kurarken hesaplarken model sayısını hesaplarken trabzan sayısını şu ortadaki modelim 8 trabzan. Aradaki modelim de 5 trabzan. Yani şöyle bir tane şöyle bir model 13 trabzan olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi tekrar örgümün diğer yüzündeyim. 3 zincirimi çektim. Bu sefer aynı şekilde ilk baştaki gibi giriyorum. Sonuncu trabzanıma yine örmüyorum. 2 zincir. Şimdi burada aynı ilk şuradaki yaptığım gibi tepelerine girmiyorum. Şu aralarından girerek 10 tane trabzanımı yapıyorum. Videolu anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şefenlerörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Videonuzun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak da YouTube örgü kanalıma abone olabilirsiniz. 10 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirle ilk trabzan atlayıp ikinciye giriyorum. Bademin bir tanesi büyürken diğer bademi bitiriyoruz. Sonuncu trabzanımı da örmüyorum. Aynı şekilde 2 zincir çekip diğer bademimi yapıyorum. Bu sıra bu şekilde. Şimdi tekrar diğer sıraya geçtik. Aynı şekilde burada da
Örerken arkadan giriyorum. Sonuncu trabzanımı örmüyorum. 2 zincir çektim. Aynı şekilde 10 tane trabzanımı yapıyorum. Bunları da aynı şekilde şöyle göstereyim. Arkadan girerek trabzanlarımın tepesine hiçbir zaman batmıyorum. Arkadan girerek örüyorum. Bu şekilde 10 tane trabzanımı yapıyorum. 10 trabzanımı tamamladım. Aradaki zincirimi çekiyorum. Ortadaki bademim artık eksiliyor. Bu son sırası. 2 tane yaptım. 2 zincirle diğer bademimin trabzanlarını örüyorum. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle geri döndüm. Bu sefer tepesine batıyorum. Şuradaki oluşturduğumuz yuvaları diğer bademler için yapacağımız yuvayı oluşturduk. 2 tane zincir. Şimdi bademimizi tekrar eksiltmeye başlıyoruz. İlk trabzana değil ikinciye giriyorum. Bu sırada bademimizin trabzanı 8'e düşecek. 8 tane trabzanımızı yaptık. Sonuncu trabzana girmedim. Arada tekrar 2 zincirim var. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Arada 3 zincirim var. Tekrar aynı yere batarak yeni bademin oluşacağı yuvayı hazırlıyorum. 2 zincir çektim. İlkini atlayarak ikinciye girdim. 8 tane daha bademimin trabzanını yapıyorum. Bu sıram da bu şekilde. Yarım bademin üzerine son yuvamı da yaptım. 3 zincir çektim ve geri döndüm. 4 tane üçlü trabzanımı yuvaya batarak yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Şimdi burada bademi küçültmeye devam ediyorum. İlk trabzana değil, ikinci trabzana. Bu sırada arkadan giriyoruz. Trabzanımızın arka tarafından, arasından geçerek örüyoruz. İlkini atlayarak ikinciden girdik. Birer tane daha bu sırada eksilecek. Ortadaki bademimizin trabzanı 6 taneye düştü. Son trabzana gene girmedik. 2 tane zincir yaptım. Ortadaki yuvaya 10 tane trabzanımı yaparak bademin başlangıcını yapıyorum. Yani ilk örgümüzün başlangıcındaki yaptığımız işlemleri tekrar yapmaya başladık. Şu anda buraya 10 tane trabzan yapıyoruz. Yuvaya 10 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 2 zincirle bademimizin 6 tane olan trabzanını yaptık. Yandaki yarım devam eden bademe 4 tane yapıyoruz. Şu anda ilk başlangıçta yaptığımız şu sıradayız. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi başlangıçta yaptığımız gibi örmeye devam edeceğiz. Örgünün bundan sonrası tekrardan ibaret hanımlar. Şöyle göstereyim. İster bu yüzünü kullanın, isterseniz de bu yüzünü kullanın. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Kolay gelsin hanımlar.